Türkiyə Başqanına Bayram Salah Əbade Başqanı Dolan Tram belə bir araya gələrək ölkədə yabancı askeri sayısının azaltılması konusunu ala aldı. Gerçəklikdə Başqanı Adil Abdulmadi Əraq bölgəsində və uluslararası bağlamlarda dəyəngəli əlaqələr quraraq və krizləri də ətkisiz hala gətirmək və sakitləşmək üçün Bağdadın dövlət güclərinin də geri çəkilməsi və politikasını ona iladı. Bağdat Operasyonel Komutanlığı bir ordu mansubunun da Bağdat'taki Kartuba, Kavşağı yakınında kimliği belirsiz kişiler tarafından bir susturucu silah ile ateş açılması sonucunda yaralandığını doğruladı. <laughs> Emeklilik yasalarında yaşanan değişiklikler ülkede bir takım sorunlara yol açtı. Bu sorunda özellikle de Kevk'te birçok soruna yol açmaktadır. <laughs> Lübnan'daki protestocular ülke çapında bir dizi yolu trafiğe kapattıktan sonra protestolar zirveye çıktı. ABD silahsızlanma işleri en özel temsilci Robert Holt, İran'ın nükleer silahlarını yaylaması önleme anlatışmasından çekilmesi konusunda uyardı. <laughs> Merhaba sayın Cumhurbaşkanı Bayram Salih, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek ülkedeki yabancı askerlerin sayısını da azaltması konusunu ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Salih, milli eminliğinin kurulması, güvenin ve istikrarın sağlanması konusundaki ara halkının da isteklerine saygı duyulması gerektiğine vurgu yaptı. Yetçi hökumət başkanı Adil Abdulmadi Ərəb bölgəsi və uluslararası bağlamlarda dəngəllik ilişkiler quraraq və krizləri də ətki salə gətirmək və sakitləşmək üçün Bağdadın döyüş gücləri də geri çəkilməsi və politikasını onayladı. Abdulmadi İtaliya səfir məmukanı ilə yapmış olduğu görüşsündə dövlətlərin araqın əməlliyinə, güvənliyinə və istiqrarına saygı göstərməsinin önəmini vurğuladı. Abdulmadi ayrıca hökumətin Tüm komşu ve dost ülkelerle karşılıklı saygı temelinde dostluk ve işbirliği ilişkilerinde korumaya devam ettiğini kaydetti. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı bir bordu mensubunun Bağdat'taki Kartuba Kavşağı yakınında kimliği belirsiz kişiler tarafından bir susturucu silahıyla ateş açılması sonucunda yaralandığını doğruladı. Komutanlıq, partişel göstəriləri qurmaqla görəvliliyik vəninlik küçlərinin 2 gün üst-üstə şiddətli saldırılarla məruz qaldıqlarını və bunun da çox sayda kişinin də yaralanmasına səbəb olduğunu açıqladı. Komutanlıq ayrıca, güvənlik küçlərinin yüksək öz denetim sağladığını və göstəricilərin qurulması və protosto alanında güvənliyinin daha sağlanması üçün qatılım qurallarına da oyduğunu təkrar təyid etdi. tüm barış gösterilerinde gösterilerdeki militanları ortaya çıkarılması ve tutuklanmasında dikkat ve işbirliği yapmaya çağırdı. Sayın seyircilerimiz, ABD askerlerinin çekilmesi için milyonluk gösteri hazırlanmaktadır. ABD askerlerinin de çekilmesine parlamento kararından sonra her gösterilere de destekleyecek bu konu ile ilgili açıklamada Bahşişab-ı Güzey Bölge Başkan Yardımcısı İrfan İmamlı açıklamada bulundu. İmamlı açıklamasında Arak herhangi bir ülkeye tehdit amacıyla kullanılmayacak dedi. Yani bu ki Amerika'nın üzerindedir. Yani Amerika muhtemelen mesela Irak'ta da ihtilal edip Irak'a indi Çünkü şimdi bu merkezde ihtilale girdi Amerika. Bir de tehlike sayılır ne Şimdi ihtilal sayılırlar. Nişin bu bil Amerika bu da millet hapsını şarik edeceğe. Çünkü nişin karar aldı parlament karar verdi hükümet karar verdi biz indi bu kadar yani tefhilesine bir ne çıkma var bu mevzuda. Öncelikle Amerikalılar öz maslahatları hatırlayarlar bu da kaidelerini yaptılar. Arif devletlerden tasfiyat hesapları var işte bizim yerimiz yetsinler özü. Biz hiçbir vakit izleye öz millet bizim yerimizde ayrı milletlerden öz şeylerin tasfiyatlarını. Bu da delil budur. Aynı Esed'e gelende ziyara geldi şey Trump geldiğinde aynı lisede girdi. Hasan icazat almadı yani bütün icazat girdi aynı lisede yandı orada. Orada tesirih verdi. Biz gelmişiz burada İran'ı mutabih edelim. Bizim işimiz kalıp senin mutabih edelim? Bizim ne, Irak milletin ne işi kalıp? Irak milleti sizi yaşasın. Irak milleti çok yoruldu. Irak milleti yani göz açmıyor. Her mahalle harblerde filan. Ne diyar, eğer Saddam vakti, Saddam'dan sonra Daesh, Tanrım, Kaide bunlar her mahalle biz harbden bitirdik. Biz de istedik milletimiz bir sıhhat etsin. Eğer bizi gelip yardım etmeye, bu yardım sayılmaz. Bizim için azimat yapılır bu. Bu bir. İkinci, ahir, büyük bir cerime ettiler. O da bir büyük cerime idi, hakkı medeniydi. Yani kadıya matar, matar vurmakta, düveliye matarlar vurulmaz. Yani hatta harbde mater matar medeni vurulmasın. Bir şahıs, konağdı, davet olup, min kibar, mesela diyen, hükümetten davet olup gelsin, ziyara resmiye, bir şekil medeni gelip, o da vursun yapıyorsunuz. Ve iki kaydı ikisini de mesela şehit etsinler. Bu bir büyük cerime sayılır. Cerime insaniye sayılır. Aslında gerek bu bir khas dağılaydı. Onun müttehedede ve gerek hapı şeylerde, mahafirlerde gerek zikr olaydı bunu. Büyük bir müzahiradı. Sauratel eşrini nece diyar, O'nun tekrar etmeliydi. O vakitte, 100 yıl bundan evvel, gene ihtilal Britanya üzerine çıktılar. Gene Irak milletiydi olarak da yazıyor. Şimdi de biz Irak'ın milletiydi. Hapı mı yok Yok bir mecmuadı bu. Çünkü müzahara Irak milleti adına da hapse de müşarekti. Yakın mükevenetler hapse mesela Arabi de, Kürdü de, Türkmanı de, hapsin işte, de, Mesihsi ediyorlar. Bu müzahara milyonu bir müzahara inşallah. Ve gerek de Amerika çıksın Irak. Bizim birinci merhala indi bu. Bu birinci merhala merkezi bir şekilde de yakın hapse, mesela mütevcih edeceğiz de Bağdat'ta çünkü ister büyük milyonu bir müzahara olsun. Ve bu da matlı milletin matlı. Her şey Irak'ın matlabı buydu. Ya yani, indi alsav özünü hər əlaqə şərif, əsir vətanın sevsin, millətin sevsə, mən necədir dinin sevsə, şeyin sevsə, necədir bu muzahirəyə iştirak edirlər və bu muzahirədə bu şəkildə duracaqdılar, həqiqətən əlaqın siyasədasını döndərmədi. Əlaqın siyasəti yoxdu indi. Nə əjvada var, nə şeydə var, heç bir vaxt. Həmin vaxtlar kəsə girildilər, çıxıldılar, atırılar, adında qəlbi özü var, hökumət əlaq siyasəti Türkmen partileri ve siyasetçileri Türkmen sahasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Saladin ile bağlı Tuzurmatı ilçesindeki Türkmen sarayında toplantı yaptılar. Toplantı ile alınan konulardan biri de atamalar oldu. Türkmen partileri ve siyasetçileri Türkmen sahasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Selahattin iline bağlı Tuzurmatu ilçesindeki Türkmen sarayında toplantı yaptılar ele alınan konular arasında atamalar da oldu. Selahattin ilinin Irak parlamentosundaki milletvekilleri ilçede birlik, beraberlik konusunda alınan kararlarda daha dikkatli olunmasını talep ettiler. Vatandaşlar her zaman ve her konuda istediklerinin yerine getirilmesi için çaba gösterdiklerini de dile getirdiler. Aynı zamanda atamalarda yolsuzluk ve haksızlıkların yaşanmaması için tüm gerekenler yapılacaktır. Amaç, ülkedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması aynı zamanda krizlere yol açacak olayları engellemektir. Özellikle atamaların adil ve şeffaf bir şekilde olmasını sağlayacaklarını vurguladılar. Türkmenlerin tüm hak ve hukukları göz önünde bulundurulacaktır. Kerekte atamalarda hala sorun yaşamaktadır. Sağlık dairesi atamalarının da geçikmesinden dolayı vatandaşlar endişe içindedir. vatandaşların da bu and içellerine gidermek için de Karık Sağlık Dairesi Genel Müdürü Doktor Kerim Vali ile yaptığımız raporda şu açıklamalar yer aldı. İndekimin e, maşidi. Eee maalesef biz işittiğimiz bazı مواqiattan eee atasızla qorub böyle bir şey yoktu. Mən istəyirəm e, adları çıxan mütəmənnə olsunlar. مجرد بعض شيلر والتدقيق تدقيق يعني مثلا شاهد عسل التدقيق صح الصدور استمات بس مجرد تدقيق معاملات أه طبعا غزلار شكول أوزبيس نزاهه طبعا هر هر كمسان حقد شكات يتسن بيز إشلادق ضوابط وزارنا لجنة تعيينات مز ضوابط وزارية ور ون طبعا تخمي أنا ده اه اعتراضيته بعض يعني اعتراضي مزاع بعض نزاهة fabiz indi tedqiqe deqiqe mujarrad bas tedqiqte çok şeylere baktık yani zawabit tebiqo lmurza alana e inşallah küç gün yani bas bitsin bu tedqiq yani icraat idari de bas yani e mahkeme de mesela 3 tane şikayet edip baktık biz biz tedqiq ettik yani baktık e e ra'imiza göre no بيز ضوابط مزجانية وشغ بس بيز دغريخ والله هي بيز صراحة ضوابط مزجيرة بيرشجور مادخ إشين ده مجر مادخ صراحة بيرمخالفة جر ماده بس نادى يعني نزاهة ورجن يستقبل تحقيق شيء محايد فاحتمال وزارة بدلنا نزانا بيرتحقيق قوله بيزعونه باكيل كيش قنت بيستار إن شاء الله أزلاه يعني تحقق ماده

bu sorun özellikle de Kerkük'te birçok soruna yol açmaktadır. Emeklilik yasalarında yaşanan değişimler ülkede bir takım sorunlara yol açtı. Özellikle de Kerkük'te görev dağıtımlarında problem yaratmaktadır. Emeklilik yasalarının değişim onayından önce Kerkük'te idari işlerde hiçbir sorun yoktu. Daha sonra da yeni yasaya göre emekli olanların yerlerine kimlerin getirileceği düşüncesi krizlere yol açmaktadır. Türkmenler ise görev dağıtımlarının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını talep etmektedirler. Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar ise emeklilik yasası ve ortaya çıkardığı krizler hakkında Türkmen Uydu kanalının mikrofonuna şöyle konuştu. Üç muhalet bir hemen birden əməşliğə çıxdı. Buların bir çoxu türkman idi. E, türkmanların bir çox dairələrdə sorumluqları var idi, məsuliyyətləri var idi. Ağca şubə bölümü olsun, ağca qism bölümü olsun. Buların yeri boşaldı. Buların yerin əzəbə bir daha təkrar bir türkman atacaqlar, qoyacaqlar, yoxsa gətirəcəklər ayrı bir qavmiyətlərdən. Bu da böyük bir sıxıntıdır. Nasıl Allah patrol şirketinde diğer dairalarda, belediyede, eğitimde ondan dolayı biz bunda bir talep bu işe. Zaten Sayın Valinin bir kitabı var bütün dairalara temim etmiş. Gerek bir tوازن olsun mukavunatin arasında bu manasıbu dağıtmakta. Özellikle bu emekli olan insanlarımız ki böyle yerleri boş kalır. Buların yerine bizim ist o da aynen Türkmen koyulsun. Bunların yeri ayrı bir mukavun tarafından işgal olunmasın. Öte yandan Türkmeneli Partisi'nin Kerkük sorumlusu Emir Avcı'nın konu hakkında fikirlerini ise şöyle dile getiriyordu. Türkmen emekli olduğu zaman bir yerden geri yerine Türkmen geçsin. Çünkü madde 23 tatbik olur Kerkük üzerine tasavvuf bir şekilde bütün Kerkük milleti için. Ve onun için temennimiz oldu ve ricamız da oldu. Hükümet, merkezi hükümetten bu işi bir şekilde görsün. Hatta kimse mağdur olmasın Kerkük halkından. Çünkü Kerkük'ün hassasiyeti çok önemlidir. Yani gelecek günlerde yüzde otuz tatbik etmek gelecek atamalarda nelere icraat edeceksiniz? Valla o icraatlar oldu. Partiler tabi toplantı yaptılar. Ee, Kürtler de yani toplantılar yapmak. Araplar da ister toplantı yapar, birbirine ikna etmez, birbirine tesavi bir şekilde olsun. Çünkü eğer biz bunlardan bir yerde yaşadık, bir memlekette yaşadığımız zaman gözlerimizle bizim hakkımızı yemesinler, bizim de hakkımızı versinler. Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük'te bulunan Yahyava kampındaki iç göçmelere gıda yardımı da bulundu. Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük'te bulunan Yahyava kampındaki iç göçmenlere gıda yardımında bulundu. Irak'ta Türk Kızılay'ın 2020 yılının ilk yardım faaliyetleri çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi Derneği ile koordineli şekilde tilaferli 500 aileye gıda kolileri dağıtıldı. Türk Kızılay Irak delegasyon başkanı Tahir Kahveci yaptığı açıklamada şeker, pirinç, salça, un, tuz, makarna, mercimek ve sıvı yağın bulunduğu yardım kolilerinin ailelerin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandığını söyledi. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar da yardımlardan ötürü Türk Kızılay'a teşekkür etti. En zor ve kötü günlerinde Irak'ın yanında olduğunu dile getiren Bayraktar, Irak'ta yıllardır din, dil ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerine el uzatan Türk Kızılay'ın tüm ülke yardımının simgesi haline geldiğini ifade etti. Tilaferli iç göçmen Fevvaz Muhammed de hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay'a şükran borçlu olduklarını söyledi. Türk Kızılay Terör Örgütü DAEŞ'in Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar veyaletlerinin tamamı ile Diyale ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmesinin ardından çalışmaların başladığı Haziran 2014'ten bu yana insani yardım çalışmaları yürütüyor. Sayın Türkiye'den konut alan yabancıların en çok ilgi gösterdiği iller İstanbul ve Antalya olduğu açıklanırken en çok konut alanları ise Iraklılar oldu. Yabancıların geçen yıl konut alımında en çok tercih ettiği il 20.857 konutla İstanbul oldu. İstanbul'u 8.951 konutla Antalya, 2.539 konutla Ankara, 2.213 konutla Bursa ve 1.696 konutla Yalova izledi. İstanbul ve Antalya'da yabancıların satın aldığı konut sayısı 29.808'e yükseldi. Böylece toplam satışın yarısından fazlası bu iki ilde gerçekleşmiş oldu. Ülkede yabancılara yapılan toplam satışın %90'ı geçmişte bu kesimin en çok alım yaptığı ilk 10 ilde gerçekleşti. Bu iller arasında dördüncü satış artarken altı ilde geriledi. Yabancı konut satışında en yüksek artışın gerçekleştiği il İstanbul oldu. 2018'de yabancılara 14.270 konutun satıldığı bu ilde geçen yıl satışlar %46,2 artış gösterdi. İstanbul'daki artışı %19 ile Ankara, %12 ile Antalya izledi. Satışları en çok gerileyen il %100, 30.4 ile Trabzon, %21.8 ile Aydın ve %18.6 ile Bursa olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de geçen yıl en çok yabancı konut satışı 2018'de olduğu gibi yine de Iraklılara yapıldı. Irak vatandaşları bir yılda toplam 7.596 konut aldı ve toplam alımdaki payı %16.5 oldu. Irak'ın 5.423 konut alımıyla İranlılar 2.893 alımla Ruslar 2.191 alımla Afganlar 1.564 alımla Yemenliler takip etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Başbakanı adayı Hasan Diab yeni hükümeti kuran bir kararname imzaladılar. Arak Medya Ağı muhabiri kararnamenin de dağılması için Aoun ve Diab'ın Biabat sarayına geldiği doğruladı. Lübnan Geçiş Hükümeti Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebi Berber'in daha öncə hökumətində qurulmasını da kolaylaştırmak için büyük çaba sərf etdiyini və bütün tərəflərlə əlaqəçi halında olduğunu doğrulamışdı. Lübnandakı protestocular ölkədə, ölkə çapında bir dizi yolu trafik qapatdıqdan sonra protestolar zirvəyə çıxdı. Araq media ağı müxbiri Lübnanlı rəsmilər tərəfindən açılan, açıqlanan kabinenin de kurulmasının da açıklanmasının da yakınlığına denk gelen binlerce göstericinin de yolların takılmasına yol açarak trafiği sıkışmaya yol açtı. Suriye'nin kuzey batısındaki Halep şehrinde Camiat Zahra ve Halep El Cidide mahallelerinde teröristler tarafından füze saldırısı sonucunda 3 sivil hayatını kaybetti. Bağımsız kaynaklara göre teröristlerin de Halep şehrinin batı ve kuzey batı hateklerinde toplantı toplandığını doğruladı. Bir çoxunda yeni Hələb mahallesinə düşən mermirlər sonundaqı raket gödümlü və əl bombası saldırıları həyata keçirməsi nəticəsində 3 sivil həyatını qayb etdi və digər 3 sivil də yaralandı. Amerikan ordusu Yəparkanın Suriyanın Derzur, kentinde katıldığı özel bir operasyon sırasında patrol ve gaz gelirlerinden sorumlu Irak kökenli Abu Warid kod adlı teröristin öldürdüğünü açıkladı. YPK'nın medya merkezi tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele birimlerinin de Derzur'da askeri bir operasyon gerçekleştirdiğini, bu sırada terörist gruplarla yapılan çatışma sonucunda bir miktar muhimmet ele geçirdiğini belirtti. Abad Senatosu yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmak suçlamasıyla başkan dolan Trump'ın duruşma oturumu oturumuna başladı. Savcılık ekibi başkanı Adem Şef duruşmanın da açılışında Trump'ın da parlamentoda yargılanması gerektiğini doğruladı. Savcılık felse savunma avukatların da tanık talep etmesine izin verilen ve gözaltına alınan suçlamalarla ilgili мәlgə əldə etmək ehtiyacını vurğulayaraq, Komos havçılığının da hər hansı bir tərəfin də yardımını raddiyyətini bəltirdi. Şef ayrıca Amerikan halkının da önümüzdəki cumur başkanlığı seçimlərindən öncə Trump dosya davası ilə bağlı sənədləri yayınlamasını istədi. ABD Başkanı Donald Trump'ın azletme sürecinde kendisini de savunacak olan avukatlar hazırladıkları 110 sayfalık savunma özetini de kamuoyuna açıkladılar. Trump'ın azil sürecinde kendisini savunacak olan avukatları hazırladıkları 110 sayfalık savunma özetini kamuoyuna açıkladı. ABD başkanının senatoda savunacak olan avukatları Trump'ın azilini gerektirecek hiçbir suç işlemediğini ve temsilciler meclisinde kabul edilen azil maddelerinin anayasayı tahkir olduğunu ileri sürdü. Temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi 24 Eylül 2019'da ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği ve başkanlık yeminine ihanet ettiği gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı. Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti. Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump Zelenski görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna ile yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde 13-21 Kasım tarihleri arasında kamuoya açık oturumlar düzenlemişti. Dışişler, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti. Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesi'ne sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclis Genel Kurulu'na göndermişti. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik görevini kötüye kullanmak ve kongrenin işleyini engellemek suçlamaları kabul edilmişti. Abad'ın silahsızlanma işləri üzrə xüsusi təmsilçisi Robert Holt İranın də nükleer silahların da yayılmasını da önləmə anlaşmasından çəkilməsi konusunda uyardı. Holt bu addımın da atıldığını da çox olumsuz bir mesaj olacağını düşünür. Tehranın davranışında durdurmaya bu konuda bir anlaşma yapmak için Washington'ı eilen müzakere masasına oturmaya və Abadə için tüm dünyada plastik Füzelerin de yerleştirilmesi ve geliştirilmesi gibi diğer endişe verici konulara da katılmaya çağırdı. Yöneticiler, Bakan Muhammed Cevaz Zarif Ummalı Mevkidaşı Yusuf Bin Allavi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve en son bölgesel gelişmeleri tartıştılar. İran Dışişleri Bakanlığı, Sarif'in resmi bir ziyaretle Tahran'a gelen Oman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi ile görüştüğünü doğruladı. İran <laughs> Savunma Bakanı General Emir ülkesinin ülkesinde herhangi bir düzeyde herhangi bir tedide yanıt vereceği konusunda uyardı. Hatemi Hər düzəydə strateji müdafiənin də Savunma Bakanlığının da təməl öncəliklərindən biri olduğunu söylədi. Buna əsas olaraq Tehran kəndi kəndinə də yetərliyinə dayanaraq hər hansı bir təhdidə və hər hansı bir səviyyədə qarşılıqlı lov verəcəkdir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela petrol şirketine ait 15 uçağı kara listeye aldıklarını açıkladı. dışişler Bakanı Mike Pompeo, Venezuela petrol şirketine ait 15 uçağı kara listeye aldıklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada söz konusu uçaklardan bazılarının Karayiplerin hava sahasında ABD uçaklarını taciz ettiğini savunarak bu durumun alınan karada etkili olduğunu vurguladı. Pompeo ayrıca uçakların devlet başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren hükümet yetkililerin taşımasında kullanıldığını dikkat çekerek ABD Fenzuela hükümetine ait mal varlıklarını hedef almaya devam etmektedir. Bu karar Maduro'nun iktidarı gasp etme girişimini durdurmak, özgür ve adil bir seçimin yapılmasını sağlama kurasiye geçişi desteklemek adına verilen çabaların bir parçasıdır ifadelerini kullandı. Öte yandan Amerikan şirketlerini söz konusu uçaklara yakıt satımı dahil hiçbir işbirliği yapmaması konusunda uyardıklarını belirten Pompeo, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki demokratik müttefikleri, Maduro'nun vahşi ve diktatörce eylemlerini reddeden Venezuela halkına bağlı kalacaktır değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin konferansında yapılan açıklamaya göre ülkesinin derliği bir herhangi bir askeri güç veya silah göndermemeye kararlı olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, uluslararası bir ordu komutanı Halife Haftar'a Libya'daki çatışmaya siyasi bir çözüm çağrısını, uyulması ve sahada sakinleşmek için adımlar atması gerektiği çağrısında bulundu. Haftar'ın Berlin'de ortak bir açıklama imzalamaya radd etməsinin niyyətləri haqqında şübhələr olduğunu belirdi. Rusiya ictimai başqanlığı, cumurbaşkanının Vladimir Putin'in də İngiltərə baş bakanı Boris Johnson ilə bir araya gəldiyi toplantısının yapıcı və olumlu bir toplantı olaraq dəyərləndirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, genel olarak da Putin ve Johnson arasındaki toplantında bütünüyle kısa yapıcı ve uzlaşım unsurları içerdiğini söyledi. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü Moskova ve Londra arasındaki ilişkilerin Rusya'nın istikrarsızlaştırma faaliyetlerini de durdurana kadar normala dönmeyeceğini belirtti. Rusiya Dövlət İşləri Naziri Sergey Lavrov operasionall fəaliyyətlərini də iki yeni alanda genişləterək NATO-nun da əyləmlərinin də təhlikələri konusunda uyardı. Ayrıca əyləmlərinin də uzay və internet üzərində olduğunu söyledi. Lavrov Rusiya Uluslararası Münasibətlər Konseyi-nin general kurulunda Moskva-nı da qurallarına dayalı bir dünya düzəni kavramını da uygulamaya çalışaraq bu yaklaşımında haklı olduğunu vurguladığını söyledi. Buna yaparken 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan uluslararası yasal yapının da yerinin almaya çalıştıklarını belirtti. Sayısı bir kişi ABD başkenti Washington'da, bir kişi de Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sütüriye benzetilen gizimli hastalığa neden olan karno virüsü tespit edildi. ABD medyasında yer alan habere göre Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin Wuhan'da görülen koronavirüsünün aynısının taşıdığı belirtildi. Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı. Yeni koronavirüsünden kaynaklanan salgında şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu koronavirüsün dün 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti. Yeni vakaların 72'sinin Hubei eyaletinde, ikisinin Şangay'da, üçünün de Pekin'de görüldüğü belirtilmişti. Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili insan insana bulaşıyor açıklamasının ardından izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor. Söz konusu salgın 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı. Çinli yetkililer gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin hastalığın SARS, Orta Doğu solunum sendromu, influenza kuş gribi ve adenovirüs olmadığı gösterdiğini ifade edilmişti. Hong Konglu uzmanlar virüsün genetik yapısının SARS ile %80 örtüştüğünü belirtmişti. Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da hastalık belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı. sayış seyircilerimiz birkaç ay önce ülkede başlatılan gösterileri de eşlik eden yerli ürün olan destek kampanyaları da bütün ülkede olduğu gibi ülkede de devam ediyor izliyoruz. Beldede ki biz azvar la hayra fi ummetin ta'kulu akteri min ma tantis. bir millete hayır olmaz yediği harcadığı yaptığından daha fazla olduğu zaman. Irak'ın güney bölgelerinde devam eden protesto ile birlikte bir de yerli üretimi destekleme adına kampanyalar başlatılmıştı. İşte gördüğünüz gibi yerli üretimden de birisi tazecik peynirler. Burada malımız e, içine mesela süt, tabii sütü nemiz varsa atarık Buradan galiba meşne meşnemiz var buradan geçer bela. Bu şey mi aldı besler aldı kaldırıyoruz mucanisti hepsini şeyler atıyoruz o no kazanlara. O kazanatlar gözün bestele der gözün. Bakteriye var ne var şimdi hepsini öldürük. Dağızın derece kaldır gözünü. Ondan sonra mayasını atarık. Gönder gözünü aşağıya e, hepsi eden. Hapsi bu aralardan geçer, Satılır, e, satıları olur. Gün geçtikçe yerli üretim sayısı artmakta. Yoğurt ve meyve suyu, e, suyları, ürünleridir. Bizim tek amacımız e, millete, milleti de sacdiyak. Dediğimiz da'm el-muntecil vatani, İyi milli ürünleri destekleyek işsizliği yok edek hem devleti destekleme adına hem de işçi sayılarının artması adına kampanya başarı getirdi. Yerli üretimi destekleme adına ve işsizlik son bulması için bu tarz işlerin daha çok yapılmasını tercih ederiz. Ayrıca bu fabrika Kerkük'te bir ilk'e imza atmıştır. Vatandaşlar artık evlerine yerli ürünler yerleştiriyor. Bunlardan ise sebze, meyve, gıdalar ve hatta cips. Kahroluz biz, aroması nekası kahrolu, sıhrı gelip peçetleme oldu, bir eldeci madenozuna, hepsi meçinade. Sonra geldi burada işçiler e, kollılara, kartonlara doldum yapırı, oradan da gördüküz saat sıhrı şeye gider hazır haline gelirler. Sadece kampanyayı desteklemek adına ürünler almıyorlar. Aynı zamanda aldıkları ürünleri severek tüketiyorlar. Biz her zaman öz fabrikalarımız tezi etsak daha iyi olur. Çünkü bizim intezlerimiz önerisi başka devletten gelsin bizim Bizim burada fabrikada mesela biz, bizim fabrikamız biz fabrikasıdır. Burada yani şey etsak sayıya girse binlerce aile burada açma Başların çoğu duran fabrikaların tekrardan yerli üretim yapmaya başlamasını talep etmekteler. Ayrıca hükümetten destekte de beklemekteler. Mine Salihi, Türkmen TV, Kerkük. Evet sayı seyircilerimiz şimdi sırada spor haberlerimiz. Meslektaşım Muhammed Selimli. Teşekkür ederim meslektaşım Diyar. Evet sevgili seyircilerimiz kısa bir sonra spor yolculuğuyla devam edeceğiz. Daha doğrusu spor bülteniyle devam edeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz sevgili seyirciler. Irak Futbol Federasyonu toplu istifasını Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'ya onay almak için gönderdi. Futbol Federasyonu Başkanı Yardımcısı Ali Jabbar Futbol Federasyonu'nun Adnan Dırcal'la olan anlaşmasını uygulamaya kararlı olduğunu söyledi. Öte yandan Irak Futbol Federasyonu Başkanı Abdülhalik Mesut, Adnan Dırcal'la anlaşmalar devam ediyor söyledi. Federasyon Başkanı tüm federasyon üyelerini hapis cezasından çıkarılması şartıyla Adnan Dırcal'la bu şekilde anlaşıldı. Abdülhalik Ekleri e anlaşmalar iptal edildiği iddiaları ve çıkan haberleri yalanladı. Her şey yolunda gidiyor dedi. Asya Kulüpler Şampiyonası'nın Özbekistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Zevra ekibi Bokanador ekibiyle başkent stadyumunda karşı karşıya geldi. Zevra ekibi Bokonador ekibi karşısında büyük kayıpla ayrıldı. Bakanodor ekibi Zebra ekibini 4-1 kolay bir şekilde mağlup etti. Zebra ekibi için gelen tek gol Abbas Kasım tarafından geldi. Bu sonucun ardından Zebra ekibi resmi olarak turnuvadan veda etti. 16 takımın katılımıyla 20 yaş altı takımlar için Arap Kupası Şampiyonası töreni Suudi Arabistan Krallığı Riyad'ın Başkentinde yapıldı. Irak Milli Gençlik Takımımız ilk grubun kura çekilişinde Tunus, Moritanya ve Kuveyt. Bu turnuva önümüzdeki Şubat ayının 17. gününde başlaması start alacaktır. Sevgili seyirciler İngiltere Premier Ligi'nin 24. haftasında Chelsea konuk ettiği Arsenal'la 2-2 beraber kaldı. Sanford Bridge'de adında oynanan karşılaşmada bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Chelsea orta sahalarda yer alan Arsenal'i harlattı. Karşılaşmayı ey başlayan Chelsea 28. dakikada penaltıdan Jorin ile ilk karıyı 1-0 önde kapadı. İkinci devreye Arsenal 63. dakikada Gabriel Materielli'nin ağları sarsmasıyla skoru birbirine getirdi. Chelsea'nin <Gülsünün> 84. dakikada Jasser'in golüyle yeniden öne geçtiği karşılaşmada Arsenal 87. dakikada Hockter Bernden ile fileri havalandırdı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli, konuk ettiği son şampiyon Lazio'yu 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. 19. dakikada Napoli'de LC Hüj amacındaki iki sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 25. dakikada ise Lazio'lu Lokas Leve, hakemi protestodan doğrudan kırmızı kart görerek Lazio'yu sahada 10 kişi bıraktı. Müsabakada başka gol olmayınca Napoli Lazio'yu 1-0 yenerek İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Napoli kupada geçen yılın şampiyonu Lazio'da da kupa dışında yönlendi. En son spor haberimiz. Amerikan basketbol liginde NBA Los Angeles Clippers Dallas Mavericks'i 110-107 mağlup etti. NBA'de tek maçla devam ediyor. Clippers konuk ettiği Mavericks'i 110-107 yenerek 5-5'e 4. galibiyetini aldı. Clippers'in yıldız forveti Kobe Landry 36 sayı, 11 rebound ve 3 top çalmaz oynadı. Londra Smith 18 kilos Miles'ın 16 sayılı katkıda bulundu. Maverick Exhibition'da ise Luka Doncic 36 sayı, 10 rebound ve 9 asist üretti. <laughs> evet sevgili it JJ inside. seyircilerimiz bitirdik. Şimdi de meslektaşım ile dönüyoruz. Bizden hoşça kalın. Teşekkür ederim meslektaşım. Sayın seyircilerimiz, haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Bayram Salah, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek ülkede yabancı askeri sayısının azaltılması konusunu ele aldı. Gerçi Hükümet Başkanı Adil Abdülmedi, Irak Bölgesel ve Poluslar arası bağlamlarda dəyəngəli əlaqələr quraraq və krizləri də ətkisiz hala gətirmək və sakitləşmək üçün Bağdadın dövlət güclərinin də geri çəkilməsi və siyasətini ona iladı. Bağdad Operasiyonal Komandalağı bir ordu mansubununun da Bağdaddakı Kartoba kəpşəyə yaxınlığında kimliyi bilinməyən şəxslər tərəfindən bir susdurucu silahla ataş açılması nəticəsində yaralandığını doğruladı. Emeklilik yasalarında yaşanan değişiklikler ülkede bir takım sorunlara yol açtı. Bu sorun da özellikle de Kayık'ta birçok soruna yol açmaktadır. Lübnan'daki protestocular ülke çapında bir dizi yolu trafiğe kapattıktan sonra protestolar zirveye çıktı. Aba da silahsızlanma işləri üzrə xüsusi təmsilçi Roberto İranın nüvə silahlarını qaylaması, önləmə anlaşmasından çəkilməsi konusunda oyardı. Sağ ol değerli seyircilərimiz. Bin keçəbələrimizin sona gəldik. Bir daha görüşmək üzrə. Allah məhənat olsun.